Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında şehir ve edebiyat konuşacağız bugün 42. programda. Erkan ve ben, merhaba diyelim size birlikte. Şehir Hepimizin adı altında şehir ve edebiyat başlığıyla bir dizi program gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyorum. Erkan da. Evet. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorumu tamamlamak üzereyim. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde de Türkçe derslerine giriyorum. Evet. Aslında biz bunları yani şu anda zaman aralığını çok bilemiyoruz ama belirli aralıklarla ya da vakit buldukça ve bir araya gelebildikçe diyelim şimdilik mekan ve edebiyat üzerinde durabiliriz diye düşünmüştük. Ve ilk yani neler yapabiliriz? Mekan ve edebiyat olduğunda aslında bu iş daha neredeyse kent ve şehir tarihiyle birlikte romanın da ortaya çıkmasından başlayarak işte 19. yüzyıl Osmanlı sonrasındaki modernleşmenin hem şehri hem romanı nasıl etkilediği ve bunların ne gibi yeni, ne diyelim, hem kültürel tipler, mekanlar ve bunların edebiyatta zuhur ediş şekillerini konuşabiliriz diye düşündük evet. Bu programda. Aslında başlangıcı da o yüzden belki şeyle yaparız diye konuşmuştuk kendi aramızda. Hani bu şehir ve roman arasındaki ilişki nasıl ortaya çıktı? Evet. Ya da şehir vardı da mı roman ortaya çıktı? Belki oradan başlasak. Yani ben hep öyle düşünmekten yanayım. Özellikle roman türünden bahsediyorsak hep peşinden şehir de geliyor gibi. Daha doğrusu moderniteyi böyle daha geniş bir çatı olarak kurgularsak kafamızda o temel kırılmalardan biri insanlık tarihindeki. Şehrin, yani modern anlamda şehrin ortaya çıkmasıyla neden bahsediyoruz? İşte kırsalın giderek çözülmeye başlaması ve şehirde daha önce birbiriyle karşılaşmamış büyük insan topluluklarının bir araya gelmesi, endüstrileşme ve bunun sonunda bizim bugün tanık olduğumuz şehirlerin ortaya çıkması ve bu şehrin sözcülüğünü yapan yeni bir edebiyat türünün ortaya çıkması, peşi sırada romanın gelmesi. Yani belki roman kuramıyla uğraşanlar her zaman romana kuram dayatmayın, romanı kuramlaştırmaya çalışırsanız elinizde kalır diye uyarırlar ki haklı uyarıdır bu ama sanki en fazla vurgulanabilecek noktalardan bir tanesi şehrin romanla iç içe geçmiş bir tür olduğu yoğun olarak. Evet. Hani şehir dışında roman yazılamaz gibi bir yere çekmek istemiyorum ama çeşitli söylemlerin bir araya gelmesinden roman oluşmuşsa eğer şehrin yeni çehresi roman türünün de aslında bir nevi somutlaştığı, edebiyatta, sanatta somutlaştığı anlardan bir tanesi. En çok göründüğü yerlerden birisi. Evet. Belki de. Ama bu sadece romanla ilgili bir şey değil herhalde. Bu kentleşme dediğimiz şey şiiri de çok etkileyen bir şey. Öyle değil mi? Hatta bu Ahmet Oktay'ın Metropol ve İmgelem diye bir kitabı evet, var. Tabii. O orada çok güzel anlatıyor. Mesela işte Turgut Uyar'ın Taşra'da yazdığı ya da şey miydi? Aşık, yani işte sen bir ahusun. Faruk Nafiz'in miydi o şiir? Sen bir ahusun, ben de bir canavarım ama kente geldiğinde ne sevgili ahu olur ne de şair bir canavar. Dolayısıyla doğru. Kent ve o modern yaşamın şairdeki imgelemi nasıl değiştirdiği. Tabii orada da zannederim ben çok şiir konusunda ahkam kesmeyeyim ama en azından şeyi söyleyebiliriz. Şairlerin de yaşadığı yer değişmeye başlıyor. Evet, haliyle. Mekan. Coğrafya değiştiği aynen zaman öyle. Her şey değişiyor. Yani halk edebiyatının çekilip İşte daha bugünkü modern edebiyat dediğimiz şeyin şiirde de bir yansıması olacak. Özellikle hani hep bizim gidip çattığımız ikinci yenide evet. Şehir çok önemli, ne diyelim, kuvvetli yanlardan bir tanesi. Evet. Kuvvetli yanlar, biz bir de şey diye konuşmuştuk. Yani bu şehrin farklı coğrafyalarının ve farklı mekanlarının da edebiyatta farklı zaman dilimlerinde nasıl meydana geldiğini konuşabiliriz diye. Ve aslında en baştan, belki 19. yüzyıldan, aslında Türkçe'de romanın da, roman türüyle tabii tanıştığı yüzyıldan başlarsak, hatta bu ilk programı da buna ayıralım evet diye düşünmüştük. Ki 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısı, yani edebiyat tabii söz konusu olduğunda ama zaten modernleşme dediğimiz şey, hani
3. Selim'den itibaren orduyla birlikte başlıyor. Evet. Ama sen orduyu modernleştireceğim dediğin zaman ben sadece orduyu modernleştireyim ama diğerlerini modernleştirmeyeyim diye bir şey yok. Dolayısıyla ordu modernleştirmeye başlayınca onu eğitecek hoca lazım. Onu yönetecek bir mekanizma lazım. Bunun için bir bürokrasi lazım. Ve sonrasında 2. Abdülhamit ve bu Tanzimat dediğimiz dönemle birlikte giderek hani bürokrasinin daha ağırlık kazandığı, ulaşımın daha önemli bir yer haline aldığı, iletişim yani PTT'nin ne bileyim PTT bugün PTT demeyelim de postanenin iletişimin de önemli bir ağla artık sarıldığı bir dönemden bahsediyoruz 19. yüzyılda. Yani aslında modern devletin de temellerinin atıldığı, evet. Hani imparatorluk devam ediyor ama modern devletin de temellerinin atıldığı bir dönem ve aslında özellikle romanda, 19. yüzyılda bu roman, hikaye gibi türde belirli bir çevrenin ürünü aslında. Yani bir seçkin kesim mi diyelim, evet. Ne diyelim artık. Aslında modernleşmiş bireylerin ya da modernlikle gayret tanışmış bireylerin verdikleri ürünler. Ve onlar da aslında bu 19. yüzyıldaki modernlik tecrübesinin bir aktarımını yapıyorlar. Doğru. Yani dönüp aynı yere geliyoruz ama bizde yani tarihsel olarak bir çözümlemeye başladığımız zaman kaçınılmaz olarak gideceğimiz yer hep Tanzimat dönemi olur. Yani ister sosyal bir şeyden bahsedin, toplumsal bir dönüşümden, tarihi bir dönüşümden, edebi bir dönüşümden, bürokratik bir dönüşümden, evet, neyden bahsetsek dönüp Tanzimat'a çatarız. Ki mecbur da bırakır bu bize biraz. Dediğin şey de çok önemli. Yani bizim 250 yıllık rüyamız hala bitmemiş olan. Yani Batı'nın tekniğini alalım, ahlakını almayalım. Evet, ama olmuyor işte. Benim de derslerde hep söylediğim bir şey vardır. Bu paket halinde geliyor. Yani birini alıp birini almamak gibi bir şey söz konusu değil. Edebiyattaki dönüşüm de aslında yazanların kendi içlerinde yaşadığı, tecrübe etmeye başladıkları o bireyleşme sürecinin kaçırılmaz bir ifade girişimi. Evet. Yani kendilerini eski tarzda geleneksel edebiyat biçimleriyle ifade edememeye başladıkça yeni bir ses arıyorlar. Evet. Dönüp etkilendikleri yerde tıpkı daha önce başka coğrafyalarda bu etkiyi ya da bu dönüşümü yaşamışların yaptığı gibi bir tanesi de roman oluyor dediğin gibi. Evet. İkincisi de az önce söylediğimiz şeye geri gelirsek bu romanın da içinde geçeceği bir mekan lazım. Evet. O mekan da çok eskiden beri hep İstanbul bu kültür hayatının merkezi olduğu için şehir ve İstanbul'da bir biçimde bu romanların ana merkezlerinden, ana izleklerinden biri haline gelmiş. Ama şehrin her tarafı değil. Değil. 19. yüzyılda. Yani bütün bu edebi, yani edebiyata malzeme olan mekanlar şehrin aslında belirli bölgeleri. Doğru. Biz 19. yüzyıldaki hani romanlardaki bir ne bileyim haritayı çıkarmaya çalışsak belki Boğaz'dan ve Beyoğlu'ndan daha ileri nereye kadar gider bunlar? Biraz tartışmalı. Doğru ama zaten şehirde o kadarmış gibi yani temelde daha aslında nerede bu modernlik deneyiminin aslında yaşandığı. Belki evet. İşte Beyoğlu, Pera, zaten Tepebaşı, Galata zaten bankerlerin falan olduğu bir yer. Beyoğlu daha modern tırnak içinde bir işte hayatın olduğu, işte tiyatroların olduğu, gösterilerin yapıldığı. Daha batılı olan daha taraf batılı. Orası. Evet pek o kelimeyi kullanmamaya çalışıyorum ama sonuçta modernleşme dediğimiz şey batıda oldu. Ama modernlik tecrübesi her yerde farklı her bir şekilde tabii yaşandı. Ama yani bunun mesela edebiyatta özellikle 19. yüzyılda dediğin gibi hem o mekanı anlatmak zorunda bir taraftan da o mekana mecbur gibi geliyor bana. Evet. Kapalı bir mekan aslında özellikle. Dediğin şey iki türlü. Yani daha önce de bahsettik biz kendi aramızda konuşurken ama açalım onu. İki şekilde ortaya çıkıyor. Mekan romanlarda, ilk dönem yazılmış romanlarda. Gerçi esasında bugün için de çok farklı bir şey söyleyemeyiz ama bir hane içi var elbette. Evet. Orada olan bitenler var. Bir de karakterler dışarıya çıktığında olup bitenler var. Dışarıya çıktıklarında hani daha bildik aklımıza gelecek dediğin gibi bir sur içi en genel anlamıyla bahsedebileceğimiz yer. Bir de tabii ki Pera dediğimiz azınlıkların, gayrimüslimlerin yaşadığı bölge. Bu ikisi de kendi arasında bir geleneksel olanla yeni olanın çarpıştığı, o ikili karşıtlığı bize göstermek için tam arayıp da bulamadıkları şey. Çünkü o demin konuştuğumuz
yarılmayı nasıl telafi edebiliriz? Bir evet. şeyler değişip duruyor fakat bu değişimin bir kısmını çok istiyoruz. Kendimizin yapmak istiyoruz ama bir değişim var ki onun da bir parçası olmak istemiyoruz. Evet. Nasıl alacağız? Ne kadarını alacağız, ne kadarını almayacağız? Bu işte teknik ahlak diye bizim biraz indirgemeci biçimde konuştuğumuz hikaye. Dediğin gibi orada o çıkıyor. Bir de hane içi var tabii ki buna nazara. Özel hayat. Özel hayat ve ev tiplerinin değişmeye başlaması zaman içinde ufak ufak. Evet. Sende güzel bir alıntı var, onunla başlayalım istiyorsan. Şeyde bu hep biz kendi aramızda da çok konuşmuştur. Köşk, yalı ve konak nedir bunlar diye. Şimdi bu meseleleri oldukça kafa yormuş bir yazar Abdülhak Şinasi Hisar. Kendi hayatını da neredeyse romanlaştırmış birisi. O şöyle diyor geçmiş zaman köşklerinde. Şimdi geçmiş zaman diyebileceğimiz o zamanlarda İstanbul evleri üçe ayrılabilirdi. Bunların Boğaz içinde, su kıyılarında ve ahşap olanlarına yalı, İstanbul'un sayfiye semtlerinde, bahçe içlerinde ve yine ahşap olanlarına köşk, şehirde, bu önemli bence şehirde, şehirde ayrı harem ve selamlık daireli ve çokları kârgir olanlarına konak denilirdi. Bu kaç göç zamanlarında Beyoğlu civarının apartmanlarında ise aileler oturmazlardı. Evet, orası zaten düşmüşlerin yeri ya da böyle gecelik kaçamakların yaşandığı yer. Biraz daha hani tedirgin. Gece hayatının ve eğlence hayatının yoğun olduğu bir dönem. Ya da doğrudan gayrimüslimlerin zaten ikamet ettiği yerler. Ev içinde. Sonrasında bunlara bir de tabii şey de eklenecek. Müslümanların da yaşadığı apartmanlar yavaş yavaş. Şişli. Özellikle işte Şişli'de bir apartman hikayesi önemli bir şey haline gelecek. Belki ne diyelim 1910'lardan itibaren yavaş yavaş o dönüşümü de görmeye başlayacağız. Birazdan belki gireriz. Özellikle Yakup Kadri'nin kiralık konağı çok önemli bir şeydir bunun için. Temsilcisidir bu dönüşümün. Cihangir'de bir konak. Cihangir de bugün tabii nasıl dönüştüğünü de gösteriyor ama Cihangir'deki bir konaktan Şişli'deki bir apartmana dağılan bir ailenin. Abdülhamit dönemi bir. Abdülhamit döneminden önemli. Evet sonrasında İttihat Terakki'ye geçiş, sonrasında da işte Balkan Harbi ve işte Birinci Dünya Savaşı'na doğru geçişi anlattığı hikayesi. Peki şey konuşalım mı? Hem kiralık konak özelinde hem de yani genel olarak konak aslında bir simge olarak hep değerlendiriliyor. Hani konak dediğimizde bu salt bir mekandan ibaret bir şey değil. Hani bu aynı zamanda bir imparatorluğun çöküşünün simgesi. Bir bu olabilir. İkincisi işte belirli değer yargılarının sona ermesi demek. Yani biraz da ahlaki bir şey de biçmek. Hani bir taraftan şey evet iyi ki bu konak göçüyor. Bundan memnun olanlar var. Bir de ama niye bu konak göçüyor? Tabii. Hani bu imparatorluk çökerken bir taraftan da belirli ahlaki değerler de yok oluyor. Diyenler mesela işte konağı bu şekilde sembolize edenler de var. Fakat şey gibi geliyor bana yani evet bu ahlaki olma meselesi falan önemli ama para meselesi de çok önemli. Yani 19. yüzyılda hani kent değişirken bir kısım yoksullaşıyor ve bir kısım zenginleşiyor. Yani bu büyük yalıları, köşkleri hadi konak biraz daha küçük döndürmek, bu kadar kalabalık nüfusları beslemek, bu kadar savaş varken üstelik işte Balkan Savaşları ile birlikte göçler de başlamışken çok da aslında kolay bir şey değil. Değil. Burada dediğine katılıyorum. Özellikle bu imparatorluğun çözülmesiyle konaklardaki yaşamın çözülmeye başlaması. Çünkü hani tarif edersek konakları bunlar 30-40 odaya kadar ulaşabilen çok katlı. Tabii bugünkü gibi anlamayalım çok katlıyı ama geleneksel olarak iki katlı evlerde oturulduğunda burası 3-4 kata çıkabilen yerler. Geniş alanlara kurulmuş yerler, işte çeşitli aktiviteler için kendine has odaları olan. Bir de iş bölümü var. İş bölümü var. Hani müştemilatı olan bazılarının. İş tanımı var. İş tanımları olan, çalışanları olan hani bahçıvanından ahçısına, odalığına, cariyesine vesaire. Evet. Bazen mahalleleri tanımlayan. Hatta. Değil mi? Konaklar var. Tabii ki. Demek istediğim bu. Biraz mahalle örgütlenmesinde de bir değişim oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. İşte pek çok romanda şeyi görüyoruz. Konaklarda aslında bir tabii çatıda büyük ailenin babası diyebileceğimiz bir figür var. Onun bazen kardeşleri, tanıdıkları, akrabaları, çocukları hatta torunları hep birlikte yaşıyorlar.
Aslında bunların da bir gelirleri var kendilerine. Yani zaman geçtikçe bunlar da gelir sahibi oluyor. En azından şöyle düşünülebilir. Beraber çalışmaya devam ediyorlar. Herkes getirdiğini ortaya koyar ve hani teker dönmeye devam eder. Dediğin gibi çok büyük mali krizler yaşanıyor. Özellikle çöküş zamanında. Evet. Zaten çöküş olması için herhalde mali bir kriz de kaçınılmaz. Evet. Ama bir taraftan da bir ihtiyaç söz konusu. Yani artık birlikte yaşama arzusunun da yavaş yavaş ortadan kalkmaya evet. başlaması. Yani o her bir odadaki aile kendine ait bir evde hı hı. oturma arzusuna kavuşmaya başlaması. Aslında biraz sokağa da çıkmak istiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü gündelik hayat yani o kadar renklenmeye başlıyor ve hani o modernlik o kadar içeride yaşayanlar için kaçınılmaz hale geliyor ki hani sokağı merak etmeye başlıyorlar. Yani sadece bir şey çökmüyor aslında. Yeni hevesler, yeni birliktelikler yoksa hani sadece tek başına ayrı bir aile olmak değil, başka bir birlikteliği başka bir mekanda kurmanın da mümkün olmaya başlaması. Doğru ama işte o yukarıdaki o otoriteden de kurtulmaya başlıyorsun evet, o sayede. Baba figüründen, peder yani figüründen. Seni gözetleyen, eve kaçta geldin, kaçta gittin, devamlı evin içindeki odaların kapı aralarından sana bakan birisi kalmamaya başlıyor. Kendi evinin sahibi oluyorsun. Yani bizde de hani Virginia Woolf'un meşhur kendine ait bir odası olduğu gibi yani kendine ait bir alana sahip olma arzusunu da belki karşılamak gibi bir şey. Bir de çekici geliyor. Evet. Yani o bütün o yenilik, bir apartmanda oturmak, biz bugün nasıl müstakil ev hayali arzusuyla yaşıyoruz. Bizler evi satıp organik tarımla hayatımızı geçirme evet. hayali kuruyorsak. O zamanın hayali ve kapılma şeyi evet. de bu. Peki bu şeye geri dönelim mi? Ev içindeki hayatın anlatılmaya başlanması aslında kadınların da. Yani çünkü bütün 19. Evet. yüzyıl entelektüelinin hatta belki günümüzde de en çok kafa yorduğu şey kadın ve aile meselesi. Bu bizim 19. yüzyıl entelektüellerinin de çok kafa evet. yorduğu bir şey. Sürekli bir kadın ve aile meselesine vurgu var. Fakat mesela biz Fatma Aliye'de hatta diğer erkek yazarların yazdığı kitaplarda da entelektüel kadın figürleriyle de karşılaşmaya başlıyoruz. Tabii bugünkü anlamda entelektüel kadından bahsetmiyorum ama daha okumuş yazmış ya da en azından kitaplar okuyan, belirli evet. şeyleri konuşan kadın figürleriyle karşılaşıyoruz. Ve onların da ev içi söz konusu olduğunda mekanda önemli bir aktör olarak bu kurgunun içinde yer almaları hı-hı. gerekiyor. Yani belki romanın ve hikayenin yaptığı en büyük şeylerden birisi bu. Yani halk hikayelerinde böyle bir zorunluluk yok. Yani bunu yapmasa da olur zaten. Evet, ama zaten roman orada olduğunda hani o mahrem olan bir şeyi açıyor da aslında yazarlar. Doğru. Bir taraftan. Hani ev hayatı demek o zamana kadar 19. yüzyıl işte Osmanlı hayatını göz önünde bulundurduğumuzda bir mahremin ifşa edilmesi. İşte kadınlar da özellikle o işin içine girdiğinde bir taraftan romanın böyle çetrefilli bir tarafı da var. Hı-hı. Yani o mekan algısını yaratırken kafalarında bir soru işareti olmuş mudur ki bence olmuştur gibi geliyor bir taraftan. O da sanki şey gibi yani mekanı anlatırken bana hep yani bendeki hissiyatı odur seni bilemiyorum tabii. Mekanı anlatırken mesela ben muhadarata baktım gelmeden hı-hı. önce tekrar. Yani Fatma Aliye bir kadın olarak mahrem bir şeyi nasıl ifşa etme olarak ya da bunu kapatmaya çalışıyor muydu diye. O kadar çok tasvir var ki. Yani bütün neredeyse mekan şeye dönüşüyor. Bir tasvir, benzetmeler, sürekli bir gidiş gelişlere dönüşüyor. Yani şey ne kadar etkilidir bilemiyorum tabii. Bu bir kaçış stratejisi olarak düşünülebilir mi? Ya da bir şeyi anlatmanın yollarını öğrenmenin bir çeşidi midir bu? Ama mekan ve tasvir ilişkisi de hani o mahremi ifşa ederken yazarın kendisine bulmaya çalıştı ama bir taraftan da kaçmaya çalıştı stratejiler olarak düşünüldüğünde hem bir mekanı anlatırken onun içindeki figürü çünkü figür yani figür resmi olmaması gibi bir şey belki. Hani bir şey anlatıyorsun ama figür olmadan onu anlatmanın yollarını bulma. Mesela zübbeler öyle değil. Yani çünkü 19. yüzyıl modernlik tecrübesini getirdiği en önemli kültürel figür zübbe. Yani zübbe ne işte senin söylediğin gibi ne doğru dürüst batıllaşabilmiş, ne doğru dürüst kendi değerlerini de koruyabilmiş. Ama çok gezen, yani zübbe gezen bir figür. Yani sokaklar, evet, ama biraz boş bahçeler, gezen, flanör gibi bir hayır, durumda gibi değil. Değil. Ama geziyor sonuçta. Evet. Hani evin dışına çıkıyor,
dolaşıyor. Araba sevdasını da biliyoruz işte. Çamlıca, evet, Tepebaşı, Bahçeler, işte bütün bu o dönemin ne denir? Modern eğlence mekanları ve belki kamusal mekanlarını dolaşan bir figür olarak Züppe ortaya çıkıyor. Ve Züppe ortaya çıktığında işte bu hani hep çok dile getirildi, çok kadınsı özellikler taşıması, aynı zamanda çok zeki olmaması. Mesela o Züppe bir taraftan böyle bir şeyin alternatifi olarak da mı ortaya çıktı? Yani sadece bir ahlaki şey değil de. Mesela kadını çıkaramıyor, gezip dolaştıramaz kentte. Öyle sokak sokak dolaşamaz ya da bahçelere gidemez. Fakat hani o zorunluluk kentte dolaşan ama aynı zamanda ahlaki değerlerini yazarın böyle arkadan arkadan rahatlıkla söyleyebileceği yeni bir kültürel tip de yaratıyor. Pek çok tip yaratıyor. Zaten şehre özgü karakterler çıkacak zaman içinde ama hani çok noktaya değindin. Şimdi dur kafamdakileri toparlamaya çalışayım. Tamam. Önce tabii ki kadının anlatılma meselesi biraz meşakkatli. Çünkü evet, kadını kadından söz ediyorsan eğer o kadınla hemen çünkü edebiyatla gerçek arasında yani bunun bir kurmaca olduğu meselesi çok geç ortaya çıkıyor. Hatta bugün bile değil mi? Evet. Edebiyat metinlerine davalar açılıyor. Kurguda evet. söylenmiş bir sözden dolayı yazarı suçlanıyor vesaire. Evet. Hani oradaki kurmaca gerçek değil, hayal ürünüdür demen bir işe yaramıyor. Veya pek çok kişi okuduklarını gerçek zannediyor. Tarihi bir figürle ilgili bir roman yazıldığında hemen oradaki tarihi figürün gerçekten öyle davrandı. Ya da umdukları gibi davranmazsa da tahrifata döndüğüne dair iddialar çıkıyor. Şimdi eski hikaye, geleneksel hikayede ister halk edebiyatı olsun, ister divan edebiyatı olsun, kadın erkek ilişkisi çok daha alegorik bir şey ifade ediyor aslında. Orada bir mesaj var, orada bir benzetme var. Yani ne kadın kadın orada ne erkek erkek. Çünkü bunların bir araya gelmesi mümkün değil. İkincisi demin konuştuğumuz şey, şehir bir taraftan gelişiyor ama şehre çıksa da şehirde görünür olma hakkı olmayan kadının aklından neler geçtiğini bir yerde anlatmamız lazım. Bunu sokakta yapamıyoruz. Sokakta gezerken konuşması ya da birileriyle sosyalleşmesi, hele ki bu Müslüman tebaaya ait bir kadınsa mümkün değil. Değil mi? Tiyatrolarımızda bile hep gayrimüslim kadınlar oynamış evvela. Orada temsil edilmiş. Ya da bir romanda eğer erkeklerle konuşan bir karakter varsa özellikle Tanzimat romanında mutlaka o gayrimüslimlere ait bir kadındır. Evet. O azınlıktan gelir. Müslümanlar erkeklerle zira konuşmaz. Onlar evlerinde otururlar. Peki evlerinde oturanlardan nasıl bahsedeceğiz? Bu sefer mekanın içine girmek zorunda kalıyoruz. Yani en bildik belki herkesin kafasında işte Halit Ziya'nın Aşkı Memnusu değil mi? Evet. Ki belki de Halit Ziya en fazla bu ev içinden bahseden yazarlardan bir tanesidir. Kendi hayatı da biraz bu konaklarda, köşklerde şekillendiği damalarda. İçin hakimdir de orada olan bitene. Dolayısıyla biz Bihter'in hikayesini sokakta görmeyiz. En fazla sokakta görebileceğimiz, sokakta demeyelim ama işte nehirde, boğazda, göksuda, kürek çekilirken yan taraftaki konaklara bakmaları ya da işte yan sandalda kimlerin olup olmadığına dair peçelerin ardından konuştukları, bu kadınların erkeklerle iletişime girebileceği az da olsa yer. Kamusal mekanlar çok az. Çok az. Ama yine de yok değil. Zaman içinde ortaya çıkıyor. İlk belki Tanzimat romancıları demeyelim ama belki Araba Sevdası önemli özellikle anlarından bir tanesi. Sonra. Evet. İşte Çamlıca devreye giriyor. Tepebaşı Bahçesi. Tepebaşı Bahçeleri girmeye başlıyor. Evet. Pera'ya bir gitsek mi devreye girmeye başlıyor. Düğünler vesaireler hani böyle şölenler de bir araya gelmeye başlıyorlar. Bu da bir ihtiyaç. Yani kamusal alanı moderniteyle böyle tarif ediyoruz zaten. Yani insanların bir araya gelip hem birbirleri hakkında hem de olan biten hakkında konuşma ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler. Buna hizmet eden yerler. Bizde örneği az olmakla beraber özellikle Fransız romanında çok gördüğümüz hani Balzac'la artık bunun şahikası olan salonlar, davetler devreye giriyor. Bizde daha az davet görürüz romanlarda. Yapanlar da zaten yanlış batılılaşmış olduğunu düşündükleridir romancıların. Ama orada da devreye giriyor. Yani dediğin gibi bir biçimde bu yeni hayatı da tasvir etme arzusu ortaya çıkıyor. Hep tereddütlü tabii. Hangisi daha iyi konusunda kafalar gidip geliyor. Evet. Orada olmak istiyorlar. Yani o davetin bir parçası olmak istiyor yazar da. Fakat okuruna o daveti övmemesi lazım.
O yüzden sürekli bir çelişkiler. Evet. Yani bakın burada da böyle bir şey var. Ben sizin adınıza gittim, gördüm. Hı-hı. Hayırlı bir şey yok. Siz yine evinizde oturun ama haberiniz de olsun. Böyle bir şeyler oluyor. Rakım Efendi bu yüzden övülen karakterdir değil mi? Gider bütün olan bitenden haberdardır. Ama anlık zevklerini alıp sonra gelir anacığının dizinin dibinde oturup özünü bozmadan yaşamaya devam eder. Peki bu zübbe meselesini biraz konuşalım diye düşünüyorum ben. Çünkü zübbe yani modern kent olmasa ortaya çıkabilecek bir figür değil aslında. Ve zübbenin ortaya çıkışı kentleşmeyle birlikte aslında ne diyeyim giderek bunu Berna Moran alafranga haine kadar götürüyor. Ama zübbenin ortaya çıkışı bir anlamda edebiyatta ne diyeyim anlatma olanaklarını da genişleten bir şey aslında. Hı hı. Çünkü evden adım atabiliyorsunuz. Hareket ediyor. Hareket ediyor zübbe. İşte en çok yani en tipik belki de zübbe Bihruz. Evet, bizdeki ilk gerçek örneği o. Felatun Bey de biraz öyledir ama onun çok gezdiğini görmeyiz. Evet, Felatun çok gezmiyor. O daha çok böyle her şeyi yanlış anlamasıyla yani gündeme getirilirken Bihruz tamamen kentin içinde yeni bir figür olarak ortaya çıkıyor ve kentin hep yeni mekanlarında. Evet. Yeni olan her şey onu çok ilgilendiriyor. Yeni olan her şeyle tanışmak istiyor ve tecrübe etmekten çok yaşamak istiyor. Yani bu da çok önemli bir şey. Hani zübbenin tecrübeyle bir işi yok. Daha Osmanlı edebiyatında daha evde oturmuş ya da klasik Osmanlı tipini yansıtan yani karakterler, tipler daha tecrübeyle çünkü işte önceden gelen süzülmüş bir şey var. Ona dayanarak konuşuyor ama Zübbe'nin hiç böyle kaygıları yok. O sadece o anda, o durumda olmak ve yaşamak. Bundan sonrası ne olur, orada nasıl davranılır, ne yapılır gibi bir derdi yok. O anlamda da aslında o kent yaşamının ne diyeyim giderek karmaşıklaşacak yapısına da ayak uyduran ve bunun da haberini veren bir figür olarak ortaya bundan çıkıyor. Bundan da hoşlanan aynı zamanda. Evet, hoşlanan yani bu kentin etrafında amaçsızca da dolaşmak. Tabii. Ve yeri geldiğinde hiçbir şeyi düşünmemek. İşte bütün bu değer yargılarından sıyrılabilmek. Değil mi? Yani dediğin doğru. Bu modernitenin birey üzerindeki etkilerini iki türlü tecrübe eden ya da ne diyelim hayatına tatbik etmeye uğraşan tip çıkıyor ortaya. Bir süreklilik üzerinden okumaya çalışan, bir süreksizlik üzerinden okumaya çalışan. Yani okuma bunlar tabii bilinç düzeyinde gerçekleşmiyor daima ama bir tanesi daha tedirgin. Yani dışarısı hep bir tehlike alanı, bir kapan gibi algılanıyor. İşte Fatih Harbiye'de Peyami Safa'nın Fatih'i hep korunaklı bir alan gibi, bir koza gibi görmesi. Evet. Ama Harbi Beyoğlu dediğimiz yerin de devamlı olarak kötülüklerin geleceği, sürekli tetikte olmak gereken bir yer olarak. Karakterler de ayrılıyor bu anlamda. Süreksizlikten yana olanlar, o bütün o kaotik olan, tehlike barındıran şeyleri bir haz aracı olarak ya da bir merak unsuru olarak görüyor. Belki Zübbe'ye şunu da ekleyebiliriz. Zübbe ilk defa daha önce görmediğimiz biçimde kendiyle de çok uğraşmaya başlayan kişi. Evet, kendiyle. O da yani çok önemli. Kılığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, tıraşıyla, çorabıyla, mendiliyle, şemsiyesiyle, bastonuyla, aklımıza gelecek bütün aksesuarlarıyla, ilişkileriyle, adab-ı maşeretle pek çok yönden kendisiyle meşgul birisi. Evet. Bu dışarıya çıktığında da tıpkı aynada kendine bakıp kendinden etkilenen Narkisos gibi, hani suda kendini görmesi gibi şehre baktığında da büyüleniyor. Evet. Her çıktığında, çünkü modern şehri böyle tanımlamamız lazım galiba. Her yeniden dahil olduğunda bir öncekinden farklı bir şehreye bürünmüş yer. Ve içinde ne barındırırsa barındırsın kendi olmayı gene de sürdüren. Evet. Yani ben her Beyoğlu'na gittiğimde birkaç ay ara verdiğimde başka bir yere gidiyormuş gibi oluyorsun. Her seferinde demografisi değişiyor, vitrinler değişiyor, alışkanlıklar, trendler, sokakta müzik çalanlar pek çok şey değişiyor. Ve bu dışarıya çıktığında bizim zübbemizi de dandi diyelim istiyorsan, o kadar hani zübbe daha hakarethamiz bir şeye dönüşmüş bizim için. Zübbeyi etkiliyor, doğru. Çünkü o her gezdiği yer onu onun için. Ama burada bir büyülenmeden bahsedebiliriz şimdilik. Evet. Sonrasında o dandilik flanörlüğe doğru evrilecek. Hani bizde aylak adam hep örneği verilir. %100 katılmamakla birlikte iyi bir örnek olabilir. Bay C'nin şehri aynı zamanda yorumlamaya da başlaması zaman içinde. Sadece etkilenen değil,
aynı zamanda hakkında düşünen, yargılar veren birine dönüşmeye başlaması, yeni bir karakter. Bu da ama modern şehrin ürettiği karakterlerden biri tabii. Bu şey gibi mesela şimdi aklıma geldi. Zübbe'nin şehirde dolaşmasıyla meşhurdur Yahya Kemal'in İstanbul gezileri mesela, hep anlatırlar. Yahya Kemal'in hep tarihi İstanbul'u, eski İstanbul'u işte az önce dedik, sürekliliği görmeye çalışma çabası. Sürekliliği görmeye çalışma çabası. Öteki tamamen belki de bunlara bir ne diyelim, karşıt duruş olarak. Tabii. Ve bunun yanlışlığını hala o yıllarda gösterebilmek için eyleme geçirilmiş şeyler olarak da ortaya çıkıyor. Tanpınar'da değil mi? Huzur'da yaptığı şey aslında terkip diye kendisinin hep söylediği şey. Eskiyle yeni arasında bir homojen, olabilecek kadar homojen bir bütünlük sağlama arzusu. Evet. Ama zaman içinde biliyoruz ki bütün bu köprü kurma çabaları her seferinde yıkılacaktır. Yani bu çok da mümkün olan bir şey de değildir. Yani o birliktelik o kadar kolay kurulabilen, sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü devamlı değişen bir şeye eskinin kurallarını, değerlerini adapte etmek birazcık zorlar süreci. Yani gördüğümüz en azından bu olmuş zaman içinde, romancılarda. Evet, biraz az vaktimiz kaldı ama şey de önemli galiba. Konağın bir yıkılış, imparatorluğun yıkılış simgesi olarak ortaya çıkması. Bu da sanırım yazarların hem bir gelenekle hesaplaşmaları. Çünkü istediğin kadar hesaplaşmıyorum de, sen o konağı yıktığında ve bunu anlatmaya başladığında bu bana şey, hesaplaşmadan bağımsız bir şey gibi. Bir de realite. Realite. Yani yaşıyorlar. Kendileri de muhtemelen konaklarda büyüdü. Evet. Ama artık o konağın ortada olmadığını görüyorlar. İsteseler de istemeseler de. Evet. Hani bir anda kayıtsız kalmak mümkün olmuyor. Evet, yanan bir köşk mesela olmuyor hiç. Çok vardır diyor. Hayır. Aa, ama şey anlamında bir simgeye dönüştüğünde Mahur bir Beste'de köşk. Mahur aklıma geliyor. Orada yanan köşkün olması. Ama o yangınlar, şehir çok yangınlara açık. Anladım demek ama istedi. Yani bir köşkün ya da yalının yanması hikayesi simgeleşmiyor imparatorlukla. Ama konak imparatorlukla, yani imparatorluk simgesi olarak daha ne diyeyim, göze çarpar bir şekilde ortaya çıkıyor. Kimsenin boğazda bir yalıyı yakıp da imparatorluk Anladım. Simgesi gitti demek aklına gelmiyor. Ya da bunu tercih etmiyor mesela. Bugünkü gibi yakıp sonra yerine yemeğini bir şey yapmaz. O anlamda da hani konak belki o mahalleyle daha iç içe olduğu için. Hani çünkü konak demek aslında bütün bir mahallenin de hayatı demek. Tabii. İşte o yine seninle konuşmuştuk program öncesinde. Mahallenin esnafının beslendiği. Yani orada ilişkilerin, organik ilişkilerin sürekli Tabii. devam ettiği, dışarıyla iç arasında mahallenin de kendi kültürünü yarattığı bir yer. Ama köşk öyle değil. Ya da yalı da öyle değil. O hayatın, ne diyeyim, geleneksel hayatın daha merkezinde duran bir yer olduğu için. Konak. Belki de konak bir imparatorluk simgesi ve bu imparatorluğun yıkılışının bir parçası olarak ortaya çıkabiliyor. Şimdi istiyorsan Saatler Ayarlama Enstitüsü'nde Olur. mesela Abdüselam tamam, Bey'in konağı okuyalım. Vardır özellikle giriş kısmında. Senin dediğin şeyle çok ilgili olduğu için bana da hep öyle gelir. Yani imparatorluğun çözülmesiyle konağın çözülmesi arasındaki koşutluk. Tabii Tanpınar bunu gayet iyi keşfetmiş ve yazmış da. Diyor ki Abdüselam Bey'in konağı meşrutiyetin ilanına kadar bu şekilde devam etti. Bu şekilde dediği 30 odalı bir konaktan bahsediyoruz. Her odada bir hayat, bir farklı yaşam var. Bu konağın kalabalığı ve masrafı hakkında bir fikir verebilmek için semtin iki bakkal, bir şekerci ve bir kasabının hemen hemen bu konakla geçindiğini söylemek yeter. Aristidi Efendi'nin eczanesinin belli başlı hasılatı da bu konaktandı. Hürriyetin ilanından sonra, yani 1908, ayrı ayrı planlarda bir benzeri olduğu imparatorluk gibi konak da yavaş yavaş dağıldı. Bana bu hep şey gibi geliyor. Buradaki dağılış, senin dediğin gibi imparatorluğun dağılışıyla nasıl ki milliyetçilikle beraber ekaliyetler kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler ya da savaşla kazandılar neyse ya da Osmanlı Savaşı kaybederek böyle bir sonuç ortaya çıktı. Konağın içindeki odalarda yaşayan aileler de bağımsızlıklarını yavaş yavaş elde ediyorlar. Evet, doğru, çok doğru. Yani ikisi birlikte çözülüyorlar. Dolayısıyla konağı ayakta tutan o baştaki imparator da aslında bir anlamda tedrici olarak ortadan kalkıyor. Yani iktidarı ortadan kalkmaya başlıyor. Evet. Bunun son örneği de şey belki Cevdet Bey ve oğulları. Değil mi? Doğru. Yani orada da aile dağılıyor. Nişantaşı'ndaki konağın yavaş yavaş dağılıp herkesin kendi ne diyelim özerkliğini ilan etmesi gibi. Ama sonuçta bu bugün bile
Yani bir mekan söz konusu olduğunda ve bir şeyin dağılması ya da gelenek söz konusu olduğunda insanların ilk aklına gelen şey konak. Hı hı. Yani bu konağın metafor mu diyelim artık buna, ne diyelim, sadece sürekli ortaya çıkıyorsa her seferinde. Tabii şiirdeki hali nasıldır ama mutlaka vardır herhalde. Yani kentin içinde bir şey dağılıyorsa ya da gelenekle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şeyden bahsediyorsak eninde sonunda konağa çıkıyoruz. Ama o dediğin şeyle ilgili galiba. Yani konaklar mahallenin bir parçası. Yalı ve köşk ya sayfiye yerlerinde, evet, oluyor, uzak, ya da deniz kıyısında değil. Olduğu için mahallenin geri kalanının peşinden sürüklenebileceği bir yer değil. Ama konakta olup bitenden mahalleli haberdar. Evet. Yani belki modern şehri şöyle de okumamız lazım. Modern şehirle birlikte farklı semtler, farklı gelir seviyelerine hitap eden yerlere dönüşüyor yavaş yavaş. Evet. Yani eskiden anlıyoruz ki Osmanlı'da daha bir çember gibi şey var. Konaklar söz konusu. Yani ortada konak var, etrafında daha düşük gelirli esnafın ya da işçinin de ya da çiftçinin de oturabildiği yerler varken, şimdi tıpkı bugün olduğu gibi belirli semtler belirli gelir, evet, gruplarına ayrılmış durumda. Evet. Konaklar yıkılınca işte o zaman Şişli ile Bağcılar arasındaki fark ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da Fatih ile Harbi arasındaki fark ortaya çıkıyor. Evet, biz aslında Kiralık Konak ve Fatih Harbiye'den de, evet, bahsedecektik ama belki bir sonraki programa diyelim. Ve işte İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının da bugün Erkan'la bir şehir ve edebiyatı konuşmaya başladık. Umarız devam edeceğiz. Bu 42. programdan sizlere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.